Usta kolay gelsin. Sağ ol beyim. Hoş geldin. İki dakikan varsa bir şey soracağım. Buyur beyim, sor. Bu kadını hiç gördün mü? Senden bir kapıyı açmanı istedi mi? Çok önemli. Geldiyse mutlaka öğrenmen lazım. He, 3-4 gün önce geldi. Çok şükür, nihayet. Bulvarda bir apartman dairesini açtırdı değil mi? Evet. Sen polis misin beyim? Vallahi hırsızlık falan yaptıysa benim bir kabahatim yok. Anahtarı kaybettim, sokakta kaldım deyince... Sakin ol kardeşim, polis değilim. Hırsızlık falan yok ortada. Mesele başka. Bu kadın o eve soymaya değil, sahibine tuzak kurup iftira atmak için girdi. Sen kapıyı bunun açtırdığına şahitlik yapar mısın? Vallahi şimdi şahitlik falan deyince beyim... Namuslu bir insanın şerefi, haysiyeti, mesleki itibarı mevzubahis. Yardım edersen üstüne atılan lekeyi temizleyebilir. Etmezsen hayatı mahvolacak. Madem öyle bir mevzu var diyorsun, tamam beyim, şahitlik yaparım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ay, ay Füsun. Bir kere de vaktinde gel. Bir kere de saate bak gel Allah aşkına. Ya geç kalır ağaç edersin insanı, ya erken gelir iki ayağını bir pabuca sokarsın. Öf. Geliyorum. Ha Füsuncuğum, ben sana demedim mi yarım saat sonra gel diye? Aa, Sabahattin. Konuşmamız lazım. Benim işim var, Füsun gelecek. Ya işim var diyorum sana. Evet, söyle, dinliyorum. Neymiş konuşacağın şey? Sen hiç durdurak bilmeyecek misin Şermin? Kötülüğünün, harisliğinin sonu gelmeyecek mi? Asıl senin vesvesenin sonu gelmeyecek mi? Ha? Ne kurdun gene sen kafanda? Neyle suçlayacaksın beni yine? Bugüne kadar yaptığın her şeyi sineye çektim. Kızımın annesisin diye bütün saçmalıklarını affettim. Ama artık sınırı aştın. Ne yapmışım? Jülide'nin itibariyle oynadın. İftira attın ona. Ne iftirası atmışım? Boşuna inkar etme Şermin. Jülide'nin evine gizlice girdiğini, yatak odasına para sakladığını... sonra da rüşvet aldı diye ihbar ettiğini biliyorum. Ne diyorsun sen? Ay sen iyice delirdin Sabahattin. Senin kafa iyice gitti. Jülide'nin evine girmişim de bilmem ne. Hiç güleceğim yoktu. İster gül ister ağla. Ama bu yaptıklarının hepsinin bedelini ödeyeceksin. Eğer itiraf etmezsen. Ya yapmadığım bir şeyin neyini itiraf Şermin, edeceğim? Şermin, beni delirtme! İkimiz de biliyoruz senin yaptığını. Hemen adliyeye gidip bu iş benim başımın altından çıktı demezsen pişman ederim seni. Ya sen hem benim evime zorla giriyorsun... hem de beni tehdit ediyorsun, öyle mi? Asıl sen bana iftira atıyorsun. Ha, kim inanır senin bu hezeyanlarına? Hezeyan öyle mi? Öyle. Şimdi evimden derhal çıkıp gitmezsen ben seni pişman... Gel benimle. Ne yapıyorsun? Ya nereye? Bırakır mısın kolumu? Kardeşim, gelir misin? Buyur abi. Savcı Hanım'ın evinin kapısını açtıran bu kadın mıydı? Evet abi, buydu. Şahitlik yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii. Sözüm söz. Tamam kardeşim, sen dışarıda bekle. Hâlâ inkâr mı edeceksin? Sabahattin. Şimdi beraber başsavcıya gideceğiz. Yaptığın her şeyi tek tek anlatacaksın. Sabahattin, beni mi dinlesen? Sen beni dinleyeceksin. Bak sana son bir şans veriyorum. Her şeyi itiraf edersen jüri de senden şikayetçi olmayacak. Ama etmezsen hem jüri de hem ben ayrı ayrı dava açacağız. Çilingir de şahitlik yapacak. Sabahattin. Ne olursun lütfen beni öyle adliye kapılarında rezil etme. Betül'ün hatırı için lütfen. Betül demişken, şayet itiraf etmezsen Betül'e de yaptığın bütün kötülükleri anlatacağım. İşte telgraf burada. Sabahattin. Eğer şu kapıdan tek başıma çıkarsan postaneye gidip bunu Betül'e göndereceğim. Ne olur yapma, yalvarıyorum. O kadın için kızımı düşman etme bana lütfen. Ne yaptıysan sen kendi kendine yaptın.
Şimdi iyi düşün. Bu pisliğini temizlemezsen hem kanun hem Betül seni affetmeyecek. Şimdi benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Karar ver.